Baktığımızda yine keza 29 Temmuz'da ki sayıyla birkaç gün önceki sayı arasında neredeyse 5 katı geçecek derecede bir artış var. Bu kapanma açıktı ama son zamanlarda özellikle ağır hasta sayımızda çok ciddi bir artış oluyor ki bu da pandeminin gidişatının pek de iyiye gitmediğinin belirgin göstergelerinden biridir. Evlerimizde ekranlarda seyrettiğimiz o turkuaz tablonun yansıması ile saha çok ciddi bir şekilde çelişmektedir. Bir takım belirsizlikler yaşamaktayız. Yani ifade edilen günlük test sayısının kaç kişiye yapıldığını bilmiyoruz. Bu her gün ya da gün aşırı aynı kişilere yapılan testleri de mi kapsıyor? Total test sayımız da hani fena değil ama kaç kişiye yapıldığını hala bilmiyoruz. Bunu bilmemiz çok önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ilk günden itibaren pandeminin test 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 derken hani çok kişiye test yapın, saptayın diye söyledi. Yani aynı kişiye sabah akşam test yapın ve bunu da test diye kayıtlarınızı alın şeklinde değil. Testi de özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubuna öncelikli olarak yapın. Yine turkuaz tabloyu şöyle irdelediğimiz zaman hasta sayısı gerçekten neyi gösteriyor? Yani o gün için hastaneye yatanların sayısını mı? Test pozitif olan, PCR pozitif olanların sayısını mı? Durumu hani orta derecede olanların sayısını mı? Vefatlar gerçekten o gün Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD kodlarını yansıtacak derecede ikincil, üçüncül nedenler de COVID'e ilave edilerek mi veriliyor? İyileşen hasta sayısı da dahil olmak üzere ciddi bir sıkıntı var o turkuaz tabloda ama bugüne kadar aslında en sıkıntılı olan durumu pek gündeme getirmedik. Baktığımızda bu sayıların içinde hastalardaki zatürre oranı %4'ler, 5'ler, 6, 7'ler civarında hep gibi gözüküyor. Şimdi 35 yıllık bir göğüs hastalıkları uzmanıyım ben. Covid'li bir hasta geldiğinde, yani Mart'tan beri de sahada çalışan bir hekim, aynı şekilde Özlem Hoca da öyle. Covid tanısı konulmuş olan bir kişi eğer aşağı inmemişse, akciğerler etkilenmemişse, yani zatürre olmamışsa o kişi hastaneye yatmaz. İnsanın aklına o zaman şöyle bir soru geliyor. Acaba hasta sayısı diye ifade edilen sayı bizim o gün yatırdığımız zatürre sayısı mı? Ve bunu %4-5-7 arasında şey yaptığınızda olayın %97'sinin görünmediğini mi anlamamız gerekiyor? Keza yatak doluluk oranı. Bu sadece devletin elindeki yatak doluluk oranı mı? Yoksa tüm ülkede özeller dahil olmak üzere olan aynı şeyi ventilatör, yoğun bakım vesaire de ortalama temas tespit süresi güzel 12 saat. Ama bu da gerçekle çok fazla bağdaşmıyor. Ya yani o kadar çok insanlar arıyor ki 3 gün oldu, 5 gün oldu henüz temas işlemlerim yapılmadı diye. Filyasyon oranı rakamsal tablodaki olan %99. Ama bu filyasyon değil ki. Başından beri Türk Tabipler Birliği burada sağ olsun sevgili Kayahan diğer arkadaşlar ifade ediyor. Bu öne olan temaslı muayenesi. Biz klasik anlamda bildiğimiz filyasyonu bu ülkede hiç olduğunu ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yani kaynak vaka nedir? O süper yayıcı nedir? Onu bilmiyoruz. Aynı şekilde bunu diğer işte hasta sayılarına, vefat sayılarına, ağır hasta sayılarına, iyileşme sayılarına hepsinde uyarlayabiliriz. Hepsinde ciddi kuşku var. Tek kuşku olmayan belki de o günkü tarih. Yani bu rakam düne ait, bu tablo düne ait. Evet, dün 10 Kasım'dı ve atamızı aldık. O an için nokta atış şeklinde sayılar istedik. Getiren 23 il. Bu 23 ilden
Ankara diyor ki hiçbir zaman 4000'in altına inmiyor günlük vaka sayısı. Keza Maraş 1200 diyor. İzmir 1000'in altında hiç inmiyor. Geçen hafta günlük 2000'lerin üzerine çıktı. İstanbul zaten 10.000'lerin üzerinde. Ve baktığımız zaman sadece 23 ilde bile 24 Ekim itibarıyla, yani 2 hafta önce itibarıyla 20.000'in üzerinde. Ve korkuyoruz ki, endişeliyiz ki bu sayı şu anda 2'ye mi katladı, 3'e mi katladı? Onun da belirsizliği içindeyiz. Vesaireyle beraber COVID-19 sağlık emekçileri için bir meslek hastalığı ve diğer hizmet sektöründe bulunan iş kolları için iş kazası olarak tanımlanmalı. İş yerlerinde başta üretim alanları olmak üzere ulaşım, beslenme, barınma tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı diyoruz. Kronik hastalığı olanlar biraz önce sarkoidoz önlerinde verdiğim gibi çok ciddi bir şekilde kontrol altına alınmalıdırlar. İşten atmalar kesinlikle bu dönemde yasaklanmalı ve ulufe şeklinde verilen 1000 küsür liralık değil, kişilerin özlük haklarının en az %80'in üzerinde, hatta mümkünse tamamının sağlanması, çalışma saatleri ücretlerde kesin diye gitmeden ayarlanması, işçilerde ücretsiz yaygın testlerin yapılması, bunlar özellikle de evde çalışan işçilerin hani çalışma saatleri düzenlenmeli ve iş için yaptıkları harcamalar karşılanmalıdır. Aslında resmi kaydın, yani sağlığın tüm boyutlarından sorumlu olan o ülkedeki erkin, Covid'de dahil olmak üzere her şey şu anda kayıt altında olduğu için, özellikle de Covid, halk sağlığı yönetim sistemi içinde daha siz tetkiki isterken kişinin sağlık çalışanı olup olmadığı kayıt altında olduğu için bu kayıt altına alma ibaresinin bir resmiyet kazanmasını, sağlık çalışanı ibaresinin resmiyet kazanmasını ve burada sonuçta olası, yani PCR'i negatif bile olsa kliniği ve tomografik bulgusu olanlarla kesin, yani PCR testi pozitif olanların bir şekilde otomatikman zaten şu anda kayıtlı. Bu kayıtlı olan o kişilerin, olguların bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından bunlar sağlık çalışanları COVID oldular, işiyle ilgili hastalık şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na otomatikman bildirilmelerini istiyoruz. Bunun bir illiyet bağı olarak kabul edilmesini, insanların daha sonra mahkemelerde süründürülmemesini. Ha, bu bildirimle beraber iki şeyi istiyoruz. Birincisi, eğer COVID meslek hastalığını geçirmişse bir kişi, bir sağlık çalışanı ondan zarar ziyan olmuşsa, o zarar ziyan olduğu derecede meslekte kazanma gücü azalma oranının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilmesi ve incelenmesini istiyoruz. Eğer sağlık çalışanı COVID nedeniyle kaybedilmişse, ki biraz önce dedim yani 60 küsürü doktor olmak üzere, bunların ailelerinin birinci ve ikinci derecede yakınlarının sosyal yaşamlarını devam ettirebilmelerinin koşullarının da bunun içine alınmasını istiyoruz. Ve bununla beraber hani tazminat vesaire yollarının, mahkeme yollarının açık tutulmasını istiyoruz. Burada hani fon sistem nereden olacak şeklinde, zaten 4 aile çalışanlarda iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortacılık kolu var. Diğerleri için de bu sağlık çalışanının çalıştığı kurumdan sırf bunun için ayrılacak bir fonla iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının güçlendirilerek bu yapının oluşturulmasını istiyoruz. İşte böyle 7 maddelik, bu hukuk diline dönüştürülür, madde sayısı azaltılır, artırılabilir.